küne yabancılaşmış, milli kültürden uzaklaşmış, manevi değerlerle arası kapanmamak üzere açılmış olan siyasi hilkat garibelerinin hakikatte milletimizin hassasiyetlerine saygı duyması, hissiyat ve ülkülerine bağlı kalması mümkün ve muhtemel değildir. Nefisleri azanlar, hırsları azgınlaşanlar, tezvirat ve tefrikayı yaydıkça yayanlar, iflah olmaz hastalardır. Bunun yanında ıslah ve terbiyeye kapalı duran mühterislerdir. Bunların ne kendilerine ne de ülkeye ve millete en ufak faydaları dokunamaz. Çıkarlarına düşkün oldukları ölçüde insan onuruna saygılı değillerdir. Koltuk, makam ve ikbal için her kötü role talip, her kirli ilişkiye hazır, her türlü rezalete razı, her neviden melalete hevesli olan malum siyaset devşirmelerine, ülkemizin bağımsız ve parlak geleceği ise emanet edilemez. Bu çerçevede 14 Mayıs ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinden sonra 3. demokratik fırsat olan 31 Mart mahal idareler seçimleriyle Türkiye'miz iyice hızlanacak, yerel yönetimlere vurulan paslı zincirler kırılıp atılacaktır. 30 büyükşehir, 51 il, 922 ilçe, 386 belde olmak üzere toplamda 1389 belediyenin önümüzdeki 5 yıllık yol haritası Türk milleti tarafından belirlenecek. Bu belediyelerden zillete düşenler aranacak, cumhurda olanlar şahlanacaktır. Türk ve Türkiye yüzyıl hedeflerine yerel yönetimler kanalıyla baraj oluşturup engel çıkaranlar inanıyorum ki kaybedenler kulübünde sıra sıra toplanacaklardır. Demlenmiş CHP, Anadolu irfanı karşısında mağlup olacaktır. Yeminli Türkiye düşmanları, millet iradesi karşısında hayal kırıklığına uğrayacaktır. Terör örgütleri, bölücü maşalar, ekonomik tetikçiler, sözde aydınlar, emperyalizmin piyonları, demokrasi muhalifleri, cumhuriyet karşıtları, halkın ve hakkın aleyhinde kulis yapan iç ve dış bütün mihraklar 31 Mart'ta hiç unutulmayacakları bir ders alacaklardır. Cumhur bizim, Türkiye hepimizindir. Yeni yüzyılın umutlarını zedelemeye, heyecanlarını lekelemeye, yürüyüş ve yükselişini kösteklemeye hiç kimse muvaffak olamayacaktır. Cumhur İttifakı 31 Mart seçimleriyle Türkiye'nin geleceğini hem inşa edecek hem de demokrasi meşalesiyle aydınlatacaktır. Bildiğiniz üzere Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı birbirinden değerli, saygın ve liyakat sahibi belediye başkan adaylarını kademe kademe açıklamaktadır. Çok şükür adaylarımız milletimizin şimdiden takdirini kazanmıştır. Şu ana kadar partimizin 385 belediye başkan adayı kamuoyuna ilan edilmek suretiyle duyurulmuştur. İnandık, başarmak için yola çıktık. Boyun eğmeyiz, teslim olmayız. Hiçbir odağa, hiçbir çıkar grubuna, tekrar söylüyorum, Cumhur bizim, Türkiye hepimizindir. Ayırmadan, ayrışmadan, canla başla Türkiye için çalışacağız. Herkes için, herkese göre belediyeye birliğin gücüyle ulaşacağız. Bir olacağız, diri olacağız, iri olacağız, doğru olacağız, dürüst olacağız, duruşumuzla göz dolduracağız. Demlenmiş CHP'nin kimlere servis edildiği, kimlerin emellerine hizmet ettiği yönetimi altındaki belediyelerde dönen rüşvet çaklarının nerelere kadar dayandığı, ayak oyunlarının ve yolsuzluk vakalarının
nasıl volkan ağzı gibi patladı, artık herkesin bildiği ve gördüğü skandallardan yalnızca bir kısmıdır. İstanbul Büyükçekmece Belediyesi'nde vuku bulan şaibeler, bu belediyenin CHP'li yöneticileri tarafından basın mensuplarına ve yaşlı bir hanımefendiye yönelik utanç verici kaba güç gösterileri elbette her vicdan sahibi tarafından telin edilmiştir. Demlenmiş ve devşirilmiş CHP'nin siyasi ayarları bozulmakla kalmamış, bu garabet ve köhne zihniyet milletle arasına duvar çekmiştir. Bunların demokratlığı köprüden geçene kadardır. Bunların halkçılığı ve insan sevgileri kelebeğin ömrü kadardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dikişi yama tutmayan genel başkanına bir husus hatırlatmak isterim ki, Türkiye'de Dersim diye bir yer yoktur. Olan ise Tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli'dir. İstanbul'u Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve demci bölücülerin tasallutundan kurtarmak bir hakkın vatan borcu, fetih namusudur. Ankara'yı, İzmir ve diğer belediyeleri Cumhuriyet Halk Partisi'nden kurtarmak istiklalin şeref bahsi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e vefa gereğidir. Ankara'da demlenip Kandil'den dökülen CHP gidecek, yerel yönetimlerde hasretle beklenen huzur gelecektir. Demlenmiş Cumhuriyet Halk Partisi gidecek, milli birlik ve kardeşlik güçlenecektir. Demlenmiş CHP gidecek, Türk ve Türkiye yüzyılı gerçekleşecektir. Biz önümüzdeki 31 Mart seçimlerinin tarihi önemde olduğunu düşünüyoruz. 31 Mart, 14 ve 28 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlayıcı 3. halkası, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yerel yönetimlerle tam manasıyla eklemlenip kökleşmesinin temin fırsatıdır. CHP'de çatlak sesler, çarpık hedefler, çamur hesaplar öne çıkmıştır. İç karışıklık ve tansiyon yüksekliği had safhadadır. Bünyesinde dirlik ve düzeni sağlayamamış bir partiye, davul ile tokmağın ayrı ayrı kişilerde bulunduğu bir siyasi acziyete güven duyulamaz, itibar edilemez, yerel yönetimlerde sorumluluk verilemez.